Gözüm Sarayı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle birbirinden lezzetli dört değişik tarif paylaşacağım. Tadına tat katan üzerindeki nefis ve çok lezzetli sosuyla ıspanaklı biftek sarması. Özellikle tadına doyamayacağınız bu sosu diğer etlerde de kullanabilirsiniz. Dana etinde, koyun etinde, hindi etinde de aynı şekilde hazırlayabilirsiniz. Yanında sunabileceğiniz fırında ıspanaklı kaşarlı mantar ve yanında nar gibi kızarmış patatesimiz. Dördüncü tarifimiz fırında kaşarlı kremalı sebze tarifi. Ben bu tarifte brokoli, havuç ve patates kullandım. Sizler dilerseniz farklı sebzeler de aynı şekilde hazırlayabilirsiniz. Hemen tariflerimize geçelim. Kremalı ıspanaklı biftek sarması, fırında patates ve kaşarlı ıspanaklı mantar. Yağımızı tavamıza koyuyoruz. Yağ kızınca içerisine 2 küçük doğranmış soğan, 2 diş küçük doğranmış sarımsağı da ilave ettikten sonra kavuruyoruz. Soğanlar pembemsi bir hal alana kadar kavuruyoruz. Soğanlar pembeleşince içerisine yıkayıp küçük doğradığımız 500 gram ıspanağı ilave ediyoruz. Tavamızın kapağını kapatıp orta derece ocakta 5 dakika kavuruyoruz. Daha sonra kısık ateşe kısıyoruz. Ocağımızı kısıyoruz. Kısık derecede 5 dakika daha kavuruyoruz. Karabiber, kırmızı biber, tuzumuzu ilave ederek tatlandırıyoruz. Tavamızın kapağını kapatıp birkaç dakika daha kavuruyoruz. Yıkamış olduğumuz patatesleri yıkamış olduğumuz aletin içerisinden çubuğumuzu geçiriyoruz ve patatesimizi çevirerek kesiyoruz. Patatesimiz gördüğünüz şekli alıyor. Bir kasenin içerisine yarım çay bardağı zeytinyağı döküyoruz. 1 çay kaşığı kırmızı biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı tuzu ilave ediyoruz. Hepsini birlikte karıştırıyoruz. Fırın tepsimize mantarlarımızı diziyoruz. Yanına patateslerimizi diziyoruz. Patateslerimizin üzerine hazırlamış olduğumuz zeytinyağlı sosu sürüyoruz. Mantarlara da zeytinyağlı sosumuzu sürüyoruz. Mantarların her birinin içerisine kavurmuş olduğumuz ıspanaktan koyuyoruz. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpiştiriyoruz. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 30 dakika kadar pişiriyoruz. İki adet hindi bifteğin üzerine tuz, kekik, kırmızı toz biber, karabiber, karabiberi de serptikten sonra üzerine fırça ile yağlıyoruz. Bifteklere çeviriyoruz. Diğer tarafını da aynı şekilde bütün baharatlarımızdan serpiştiriyoruz ve üzerine tekrar fırça ile yağlıyoruz. Üzerine kavurmuş olduğumuz ıspanağı koyuyoruz. Uzun kesilmiş kaşar peyniri de koyduktan sonra gördüğünüz şekilde sarıyoruz. Kürdan batırarak açılmamasını sağlıyoruz. Diğer biftekin üzerine de kaşar peynirini koyuyoruz ve gördüğünüz gibi onu da sarıyoruz. Her ikisine de kürdan batırıyoruz. Pişerken açılmamasını sağlayacak kürdanlar. Tavamıza yeterince yağ koyuyoruz. Hazırlamış olduğumuz biftek sarmalarını koyuyoruz. Önce biftek sarmaların birer tarafını kızartıyoruz. Bir taraf kızarınca diğer tarafını çeviriyoruz. Diğer tarafta birkaç dakika kızardıktan sonra İçerisine 2 diş küçük kesilmiş sarımsaklarımızı ilave ediyoruz. 1 kaşık da un ilave ettikten sonra
Birlikte un pembeleşene kadar kavuruyoruz. Un pembeleşince içerisine 400 ml süt kreması ilave ediyoruz. Bir kahve kaşığı köri, yarım yemek kaşığı toz şeker, bir kahve kaşığı da sebze tuzunu ilave ettikten sonra 4-5 dakika kısık ateşte pişiriyoruz. Mantar ve patates serpişti, fırından çıkartıyoruz. Sıcak sıcak servis yapıyoruz. Fırında kızartmış olduğumuz baharatlı patates, yanına ıspanaklı mantar, ıspanaklı biftek sarması ve üzerine hazırlamış olduğumuz sosumuzdan bol miktarda döküyoruz. Yemeğimizin lezzetine lezzet katan aslında üzerindeki sosudur. Ispanaklı biftek sarmasının bir de iç kısmını görelim ve görüyorsunuz şahane görünüyor. Ispanak ve mantar da bütünleştiğinde gerçekten ortaya nefis bir lezzet çıkıyor. Yanındaki baharatlı patatesiyle de tabağımız gerçekten bir lezzet bombası oldu. Hepsinin ayrı ayrı lezzeti ve ayrı ayrı tadı var. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Etsiz bir yemek istiyoruz derseniz yanına mantarlı biftek sarmasını yapmadan da bu şekilde sunabilirsiniz. Aranızda mantar sevmeyenler varsa bu ıspanaklı tarifi yaptıktan sonra eminim ki mantar sevmeyenler de mantarı bundan sonra sevecektir. Mutlaka bu tarifi denemelisiniz. Deneyecek olanlara da şimdiden afiyet olsun. Dördüncü tarifimiz de fırında kremalı sebze tarifi. Ben bu tarif için brokoli, patates ve havuç kullandım. Sizler dilerseniz farklı sebzelerle de aynı şekilde yapabilirsiniz. Brokoli yerine örneğin karnabahar, pırasa, ıspanak da kullanabilirsiniz. Lezzetini doyamayacağınız bu tarifimizin hemen yapımına geçelim. Yemeğimiz için gerekli olan malzemeler 500 gram patates, 3 havuç, 1 brokoli. Kreması için 400 gram süt kreması veya süt de olabilir. 1 yemek kaşığı un, 1 yumurta. Tatlandırmak için karabiber, tuz ve köri tozu. Üzeri için 75 gram rendelenmiş kaşar peyniri. Yıkayıp küçük parçalara bölmüş olduğumuz brokoli, küçük kesmiş olduğumuz havuçlar ve küçük doğramış olduğumuz patatesleri de ilave ettikten sonra üzerine çıkacak kadar su doldurup ocağı açıyoruz. Öncelikle yüksek derecede kaynamaya başlayınca kısaraktan sebzelerimiz yumuşayana kadar pişiriyoruz. Daha sonra fırında da pişeceği için sebzelerimiz kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kadar pişmesi yeterlidir. Hafif yumuşamış olan sebzelerimizi pişireceğimiz tepsinin içerisine suyunu süzerekten alıyoruz. Eğer ki evinizde süt kreması yoksa süt kremasının yerine 400 gram süt de kullanabilirsiniz. Eğer ki süt kullanacaksanız unumuz 2 yemek kaşığı olmalı. 2 paket süt kreması. Bir bütün yumurta kırıyoruz. Tatlandırmak için köri tozu, karabiber, tuz ve unumuzu ilave ediyoruz. Çırpma teliyle hepsini birlikte güzelce çırpıyoruz. Kremamızın hepsini sebzelerin üzerine döküyoruz. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpiştiriyoruz. Kendi damak zevkinize göre kaşar peynirini biraz daha az veya biraz daha fazla serpiştirebilirsiniz. Kırmızı toz biberi. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kaşar peyniri eriyip kızarana kadar pişiriyoruz. Yemeğimiz pişti. Sıcak sıcak servis yapıyoruz. Daha önce de belirttiğim gibi şayet brokoli sevmiyorsanız brokoli yerine karnabahar, pırasa, kabak da kullanabilirsiniz. Kullanacağınız sebzeleri kendi damak zevkinize göre seçebilirsiniz. Yemeğimizin kokusu mis gibi ve nefis görünüyor. Yemeğimizin bir de tadına ve kıvamına bakalım. Üzerinde nar gibi kızarmış kaşar peyniriyle yemeğimiz çok lezzetli ve nefis oldu. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.
Kalbinizden sevgi, ağzınızdan tat, mutfağınızın bereketi hiç eksik olmasın. Yeni tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalınız. Yeni tariflerden anında haberdar olmak istiyorsanız YouTube sayfam Gözünü Sarayın abone olup bildirim zilini sesini açmayı unutmayınız.